sürpriz bir çalışma söz konusudur. Bu sürpriz çalışma nedir bilir misiniz? Mu ilmini bilenlerle Atlantis ilmini bilenlerin birlikteliği. Mu ilmi ve Atlantis ilmi artık birlik çalışmasına girişiyoruz. Mu nefes, mu akıl, mu har, sır işte burada. Atlantis aşk, has aşk, eşkinde şevki olan, hakkın yoğunluğu olan aşk. Sualtı bize bunu anlattı dünya ünlü kapılarında. Dönün dedi, görün eskiyi, neler olmuş, dinleyin dedi sualtı. Sordum, sen var mıydın o dönemde diye. Sualtı dedi ki, en eskiyiz biz, her anda vardık. Mu'yla kelama vardık, Atlantis elimizdeydi, kelamı ışığımızdaydı. Ve zor bir dönem yaşandı dünyada. Mu kontrolü kaybetti. Ata kapı olan Atlantis kodlama yaptı. Mu kontrol kurdu. Atlantis toprağı tohumladı. Yaşam kontrol edildi. Ekmek yapıldı. Varlık boyutları kodlandı. Toprak tohumlandı. Kutsal ışık yoğunlaştı ve dünya kontrolünü sağladı. Bu kontrol esnasında yalan dolan yoktu. Sadece çantaların dolması şarttı ve oldu. Ama yaşamın ilmi olan bilgi toprağın toplumuyla kontrol kurarken ışığı kayıtlayamadığında çatı kurulamadı ve yaşam sonlandı. Hangi yaşam sonlandı? Her andaki yaşam mı? Hayır. Sadece dünyanın görevi olan o tohumların yaşamlarıydı sonlanan. Ve bir kısım yaşamlar sona erdi. Biz o yaşamları artık yeniliyoruz. Biz o yoğunlukları, o kodları tohumluyoruz. Öze göz gerekir dememiz budur. Çürükleri kodlamak gerekir dememiz budur. Savaşın sistemle olması budur. İşte canlar, bu savaş sistemle olmaktadır. Ata kapı olan Atlantis mahrektir. Ve mu olan, ana kalem olan Ankara ışıktır. Ankara mu'dur. Mu uygarlığının toprağıdır Ankara. Size her şey anlatıldı ama bunlar anlatılmadı. Dünyanın yoğunluğunu artırırken çoklarına kalemden söz ettik. Ama hiçbir zaman Mu'nun Türkiye olduğunu söylemedik. Atlantis ile Mu kontrol kuruyor. Unutmayın. Eğer başka bölgelerde de bu topraklar vardı derseniz aha deriz. Ama sultanlar en güçlü çalışma bu bölgelerdeydi. Unutmayın. Mutlaka unutmayın ki ata kapıyı açmak için Mustafa Kemal Paşa Ankara'daydı. O ana kapıyı açtı canlar. Bizse ata kapıyı açtık. Ana kapı ve ata kapı tanrılık tahtında tekliği tohumlayacak. Kodlanmış kutsal yaşam sayfalarının işini yapacak. En son şunu söylemek isterim ki dinle ilgisi yoktu Atlantis'in. Mu dinde tahtlandı. Ama dince tahtlanmadı, dinle tahtlandı. Ve aşka varan, ata kapı olan Atlantis din ötesi bir sayfalanış yaptı. Hayrın hakkında has ışık da bütünün gözü oldu. Öz gözdü. Son sözüm şudur ki, büyük tufanda, bu büyük tufandı dünya için, yer küre kontrolden çıktığında artık Mu'da ve Atlantis oluşmak üzere kapılarını kapattı.
oluşmak üzere. İşte büyük tufan buydu. Daha özel bir çalışmada çok daha eskilere de gideriz canlar. Ama bugün gittiğimiz yer Atlantis'tir. Her resimde var olan Atlantis. Ortalık karışmasın, biz zamanda hep varız. Burada daha güçlü çalışmalar da yapılacak. Sizler burada olacaksınız ama biz de buradayız aslında. Bunları unutmayın. Evrenler seslendiler, emre itaat et dediler. Evren emre itaat ettirdi yoğunluğumuzu. Yoktuk zaten ama yoldaydık hep. Biz elimizde oğullarımızın Kur'an'ı varken her anda olmamamız mümkün mü? Dürtmedim dünyayı, öldüm. Sadece öldüm. Dünyayı dürtmedim. Dürtmedim çünkü dürtsem yolları olmazdı. Ama şunu iyi biliyoruz ki bu dünya kontrollü bir toplumla çalışacak. Ayrı dünyaların görevlileri sizi daha yüce bir çalışmada dinleyecekler canlar. Bugün size cennetten söz ettim. İşte cennet defkemdir benim. Aden'dir cennet, Aden'dir defkem, bilesin. Sanmayın ki başka bir zaman, başka bir yaşam. An, an. Ana kapı olan, ana kapı olan işte ata kapının Rahman Kur'an'ında analık yapan Adem. Biz oyuz, o bizdir. Şimdilik.